tahvil 60 trilyon lira yatırım yok. Yani mesuliyetin atıyorsa. Bazı ülkelerin daha da zengin, bakanların da verildiği, daha zengin bir ülkelerin bir avantaj kazandıracak bir durum bu. Niye çıkan tek çalışma olmuştu, onun için o yakın. Korkumuzun, bölgemizin, ülkenin. Bugün maalesef Hüseyin Duman kardeşimiz ordunun evladını kaybettik. Bugün töreni var, cenaze töreni. Samsun'a geliyor, Samsun'dan Ünye'ye geçecek. Ondan sonra toprağa vereceğiz. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dün Milli Savunma Bakanımızla toplantı yaptım. Ankara'daydım. Orada bildiğiniz gibi ordumuzun önemli yatırım konuları OYAK'la Sara var biliyorsunuz. Ünye Çimento var. Onun dışında ortak ilgi alanlarımız var. Ünye Limanı gibi. Bunlar biliyorsunuz. Ve her iki konu da ordunun çok önemli temel konu. Biri fındık. Yani Sara deyince uç ürünü olan çikolata fabrikası var. Onun tabii ki ordu ekonomisindeki yeri kadar dünyada da önemli bir marka. İnşaatta da çimentoda Ünye Çimento'nun ürününün içine ben daha evvel benim bu özel ilgi alanım borlu çimento konusunu açtım. Zaten bununla ilgili OYAK Ünye Çimento'yla başından beri göreve başladığımdan beri benim bir idealim bu. Çimentoyu, borlu çimentoyu yaparsak Türkiye'ye çok büyük bir avantaj kazandıracak bir ürün bu. Dünyada tek olacak bir çimento. Ve aynı zamanda da hem depreme dayanıklı, %70 daha mukavim. Hem de aynı zamanda deniz yapılarında, asitli yapılarda kullanılabilecek en iyi yapı. Hem de limanımız olacak, diğer şeyler olacak. Bunları kullanabiliriz diye onları bir görüştük. Pahalı bir çimento kullanıyoruz. Fabrika dibimizde olduğu halde böyle bir iddia var. Burada maliyetler nasıl düşecek? Çünkü bir yerde imar, inşaat diyoruz, yatırımlar diyoruz, beton yol diyoruz. İşte bitümün fiyatının artmasıyla çimento bizim, taşı toprağı bizim. Dolayısıyla bunu eğer bize borlu yaparsak müthiş bir avantaj sağlanacak. Bunları başka konular da oldu. Ya orduyu ben aynı zamanda yani istiyorum ki daha evvelden bir silah fabrikası vardı. Bunlar üzerinde de savunmayla ilgili çalışmalar yapılabilir. Ben de daha evvelden bir makine kimya genel müdürlüğü dönemim oldu, kısa bir dönem. Bunları görüştük. Sonra Milli Eğitim Bakanımızla görüşmelerimiz oldu. Milli Eğitim Bakanımız da orduya yeni yatırım konusunu söz konusu ettik. Bilsemler üzerinde duruyoruz. Çünkü ordunun şu andaki en büyük avantajlarından bir tanesi yetişkin genç ve çok pırıl pırıl zekalarımız var, gençlerimiz var. Ve bununla ilgili Bilsemler ve Bilim Merkezi ile ilgili çok güzel bir görüşmemiz oldu. Çok verimli görüşmemiz oldu. Ayrıca Aybas'taki okulu konuştuk kendileriyle. Yani güzel bir çalışma olacak ve bir bilim merkezinde kuracağız. Yakında gelecek. Bizim ayrıca terk edilmiş okullarla ilgili projeyi görüştük. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla terk edilmiş okullarda neler yapılabileceğini konuştuk. Zaten biz bir tanesini başlatmıştık. Akpınar'daki Biyo İnovasyon Merkezi çok hoşuna gitti. Biz orada şu anda herkes konuşurken biz böyle bir tesisi yaptık, açtık ve çalıştırıyoruz. Ulaştırma Bakanımızla Akkuş-Şambaşı yollarına görüştüm. Tarım Bakanımızla kısa bir şeyimiz oldu. Onun dışında TEDAŞ, DSİ, YEPAŞ, Maliye Bakanlığı, Strateji Başkanlığı, AFAD onlarla ilgili böyle süratli bir trafiğimiz oldu. Kümeleşme tabirinin altını çiziyorum. Bu bizim en önemli, bundan sonra gündemimizde konuşacağımız ordunun ekonomisinin kurtuluşu kümeleşmede olacak. Belli sahadaki grupları bir araya toplayacağız. Ben de burada tecrübemizi, bilgimizi ortaya koyacağız. Mesela fındık bir üst küme olacak. Buradaki bütün grupları bir araya bilimsel, teknik, ticari olarak ele alacağız. Tarım ve hayvancılık öyle olacak. Turizm kümeleşmesi ayrı olacak. Denizimiz, yaylamızla, gelirlerimizle bunu alacağız. Ordu siyasetine biraz daha renk ve derinlik kazandırmak, yükselti kazandırmak istiyorum. Enerji konusunda şu anda
İhaleyi açtık rüzgar enerjimize. Bunun dışında liman ihalesi yürüyor. Dosyalanlar var. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Herkese açığız. Hepiniz buna tanıdıklarınızla ilgi duyabilirsiniz, müracaat edebilirsiniz, girebilirsiniz. Yepyeni sektörler açtık. Bunlardan bir tanesi kompozit malzeme teknolojisi. Şu anda tekneler yapıyoruz. Yarış kayıkları. Yani denizi bir kere dolduracağız. 60'ın üzerinde tekne ürettik. Kano, yelkenli vesaire. Ama esas iddialı onlar yarış teknesiyle. Bir tane de 8,5 metre uzunluğunda Osmanlı kayığı yaptık. Bu Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nden aldığımız şey. Yani bunu yapabilmek bir teknoloji işidir. Şimdi buradan karavan üretimine geçeceğiz aynı teknolojiyle. Ve ayrıca çok büyük ihtiyacı olan tuvalet üretiminde de bu kompozit malzemeyi kullanıp hazır yekpare parçalara dökerek bunu hazırlıyor. Bu teknolojinin yayılmasını arzu ediyoruz. Ahşap ev üretimiyle ilgili bir çalışma başlattık. Biz istiyoruz ki inşaat sektörüne yeni bir boyut getirelim. Orman ürünlerimiz var, akkuşumuz var, Gürgen Tepemiz var, Aybastımız var. Yani burada kapanan ahşap sektörüyle ilgili daha evvelden fabrikalarımız vardı, Mesudiye'miz var. Yani burada biz ahşap sektörü, bungalov evlerin daha değişiğini şu anda bir model başlattık. Ortaya bir bina çıktı. Şimdi onun maliyetini de yaptık. Gayet de ucuz, makul daha doğrusu. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Deniz dalgasıyla enerji üretimi konusunda çok ciddi görüşmeler yaptık. Sürpriz olarak tutuyordum. Şu ana kadar olmadan konuşmuyoruz. Gayet iyi bir sonuç alabileceğiz. Daha evvel Türkiye'de bakanken Karasu'da, Adapazarı'nda deneme yapmıştık. Ondan sonra bütün Türkiye'de bu çalışma büyük ölçüde bildiğim kadarıyla durdu. Şimdi Ordu'da yepyeni bir çalışma başlatıyoruz. Bu önemli bir nokta. Mesudiye'de çok büyük bir hayvan organize ihtisas bölgesi kuruyoruz. İhtisas bölgesi. 15 bin hayvanla başlayacak, 25 bin hayvana çıkacak. Bütün izinleri, yönetimi hazırlandı. Bu da bize bir hem et entegre tesisi olacak, hem yem fabrikası olacak, hem hayvan hastanesi olacak, hem de biyogaz tesisi kurmuş olacağız. Mesudiye'nin yemini de kendimiz üretmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu başka bir boyut katacak. Aynı zamanda tarihi bir yerindeliği, gerçekliği yeniliyoruz. Çünkü Osmanlı döneminde sarayın etleri Mesudiye'den gidermiş. Aynı şimdi yapı üzerine, aynı DNA'lar, aynı yapı üzerine, kültür üzerine bunu inşa ediyoruz. Yani böyle bir çalışma bu kadar çeşitli ve ortaya somut ürünleri çıkan başka bir belediye benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de de dünyada da yok bu çeşitte. Yani gördüğünüz gibi klasik belediyecinin dışında bunları yapıyoruz. Hem de 2 seneyi biz pandemiyle geçirdik. Ekonomik sıkıntılarla bunları yaptık. Ama çok şükür belli bir noktaya geldik. Esas çalışma, şu ana kadarki yaptığımız çalışma, parça parça yaptığımız şeyi birleştiriyoruz. Ordu ilimizde yeşil ekonomiyi başlatıyoruz. Bundan sonra yeşil ekonomiyi çok duyacaksınız. Tarımda yaptıklarımız, enerjide yaptığımız, çevreyi kirletmeyen, zenginlik sağlayan yepyeni bir akım bu. Ve bunun başlatıcısı ve aynı zamanda da başarılı bir şekilde kullanan il olarak size bunu yaptığımız bütün çalışma. Aslında biz bunu başlar başlamaz, ilk yıl bunu yaptık, 3 sene evvel yaptık. Ama şimdi somut ürünleriyle, tarım ve hayvancılıkla Ordu'da yeşil ekonomiyi başlattık diyoruz. Ve büyük bir değişim, bir dönüşümü meclisimizde sizlerle beraber bunu sürdürüyoruz.